Can Bey? Korkma ya benim. Ya yabancı değil. Ay. Ne işiniz var burada? Senin buraya yürüdüğünü gördüm yalnız başına. Bir bakayım dedim yani başına bir şey gelmesin diye bir kontrol edeyim dedim öyle. Ben çiçek topluyordum. Çiçek? Ha. Parfüm için mi? Evet. Sen topla rahat rahat. Ben takılırım burada oyalanırım. Beklerim seni yani beraber. Döneriz sonra sen. İşini bitirdiğimde. Benim işim uzun sürer. Öyle mi? Beklerim ben seni. Sorun değil yani ne kadar sürdü. Beklerim ben seni. Hem burada bir arı yuvası varmış ya. Bayağı iyi. Ona da bir bakarım yani. Sen çok şey yapma, yaklaşma. Ben alışır mı sen? Çok girme buralara. Can Bey. Heh. Benim işim uzun süre. Ayrıca ben yalnız kalmak istiyorum. Kesin mi? Gitme diyorsun yani. Bir baktırtmadın ya arı yuvasına. Bakacaktım. Gidiyorum ben. Dikkat et sen şuraya geçsene bir. Daha arı yuvası var sen. Geç ben. Görüşürüz. Görüşürüz. Biz ayrıldık. Yani barışmayacağız. Kesin ve net bilgi. Rahatladım ya. Bir çiçek ancak sabahın erken saatlerinde toplanırsa içinde gizlediği o büyülü kokusunu bırakır. Belki de her şeyin bir doğru zamanı vardır. Belki o güne kadar yalnızlığımla mutlu olmayı öğrenip büyümeliyim bir çiçek gibi. Can Bey? Yo. Siz gerçek değilsiniz. Ay vallahi gerçeksiniz. Ama da karada her yerde. Gerçekten gerçeksiniz. Can Bey gelmeyin. Can Bey gelmeyin. Can Bey. Senin kadar gerçeğim. Kızmadın değil mi ona? Can Bey biz ne yapıyoruz şu anda? Ben ne yaptığımızı pek bilmiyorum açıkçası. Yani ben yalnız kalmak istediğimi söylemiştim. Siz neden geldiniz buraya? Neden yalnız kalmak istiyorsun? Biraz düşünmek için. Yani anlamak için. Tek başına yalnız kalmasan, birlikte yalnız kalsak. Benimle yalnız kalmak ister misin?
Hadi ya. Kameranın kartı bozulmuş. Bütün çektiğimiz çöp oldu. Çöp oldu. Her şeyi baştan çekeceğiz. Müşteri ekibi aradım. Geliyorlar şimdi. Toplantı yapacağız. Yarından sonra dedim ya. Evet. Yarın. Hallederiz onu. Ya iyi misin sen? Ay en tahammül edemediğim laftı bu. Hallederiz. Bütün yaptığımız boşa gitti diyorum. Gelsin müşteri, konuşuruz ya. Bekliyorlar. Bekliyorlar. Ben de suya girdim. Dalga beni bir sağa bir sola attı da attı, attı da attı. Ayak bileğim koptu herhalde. Yani burkuldum herhalde diye. Sen konuşma. Sustum. Ne badireler atlattı, ne badire. Kaldırayım ben seni, taşıyayım mı? Yok Can Bey, gerek yok. Teşekkür ederim. Bir tane bir test dürüstü yap. Test, bak bakalım. Aa, iyi gibiyim ama. İyi gibiyim. Bir git bakayım. Aa, vallahi düzeldi. İyi mi? Geliyor musun? Güzel değil mi? Ha, tamam. Müşteri bekliyor diyorum. Çelim Deren Hanım, tabii ki hemen. Sen konuşma. Çekil. Can Bey hayırdır? Sırılsıklamsınız. Bir sıkıntı yok inşallah. Yok yok, bir sıkıntı yok. Önemli bir konu değil. Acil bir şey çıktı da benim ıslanmam gerekti öyle. Neyse biz konumuza dönelim. Böyle bir hata nasıl yapıldı anlayamıyorum Can Bey. Çok zor durumda bıraktınız bizi. Hata mı yapıldı, benim haberim yok. Hayır, hata değil. Kamera kartı bozuldu dendi bana. Teknik bir sorun. Olur öyle şeyler. Elimizde olmayan sebepler yani. Kimsenin hatası yok. Yalnız Can Bey, bizim yarın mutlaka yayına girmemiz gerekiyor ve bu değiştirilemiyor. Yani yarın hem çekimin hem montajın bitmesi gerekiyor. Yani bu durumda çekimi iptal mi etsek? Çünkü yarına yetişmesi imkansız gibi. Ben endişenizi anlıyorum ama iptal etmemize gerek yok. Yani yarına yetişir bu. Ben yarın akşam kendim montaja da girerim. Sabaha hallolmuş olur yani. Biz bir yapacaklarımızın üzerinden geçelim. Bitmiş halini yarın teslim ederim. Bir günde teslim ederim yani. Beğenmezsiniz tabii ki, yayına girmezsiniz ama bence öyle bir şey olmayacak. Beğeneceksiniz. Peki Can Bey. Ama bu tamamen size olan güvenimiz. O zaman yarın görüşmek üzere. Çok sağ ol. Görüşürüz. Kolay gelsin. Görüşmek Güzel. Üzere. Yarın. Ay. İnşallah yarın bir şekilde halledeceğim. Ne yapıyoruz şimdi? Plan ne? Ne planı ya? Şakaysa bak komik değil ha. Can, biz yarına yetiştiremeyiz bu işi. Herkes darmadağın oldu. Bir tek bizim ekip var. Sabah nasıl sete çıkabiliriz biz? Şu an çok ıslahım. Öncelikle bir arabaya gideyim, üzerimi başımı değiştireyim. Ben geleceğim. Sen orada büyük bir masa hazırla. Ekibi de topla. Yarın çekecekmiş. Bravo Deren. Sen işleri böyle mi hallediyorsun? Can'ın yerinde olsam seni kovmuştum. Sen kimsin ki? Can'ın yerinde olacak. Sen kimsin sen? Tabii ki sorun yok. Öyle diyorsanız öyle olacak. İyi günler. Müşteri o oyuncuyu istemiyor. Osman'ı istiyor. Tamam, senin hiçbir şey yapmana gerek yok. Ben hallederim. Can Bey, yönetmen doluymuş. Yarın gelemiyormuş. Bahadır'ı arayalım. Onu da aradım. O da doluymuş. Tamam. Pınar Yalçın'ı arayalım. Tamam. Ya da dur, ben arayayım. Ben ikna ederim. Deren Hanım, Can Bey, müşteri vegan köfteye bayılmış. Ama diğer tüm yiyecekleri yeniden şey yapmamızı istediler. Bana bir liste verdiler şimdi, menü. Onu yazdırdılar. Steak Ort mu? O tarz bir şey dediler de tam çıkaramadım şimdi. Ne olduğunu bilmiyorum. Ben nasıl yapacağım? Lahana turşusu. Öyle desinler o zaman. Geriliyorum. Siz lahana turşusu deyince bile geriliyorum görünce. Pardon. CC, şurada liste var. O listeyi al. Osman'la çöz. Osman orada bak. Tamam. Tamam Can Bey. Teşekkür ederim. Osman, bu listeyi yapmamız gerekiyormuş da Zebercet. Bir bakın Ayhan'cığım. Can Bey makyöz de gelemiyormuş. Arzu Taş'ın sesindeki Hakan vardı. Onu arayayım, o gelsin. Tamam, olur. Tamam. Olmaz. Bir dakika. Olmaz. O sakallı tip değil mi o? Evet. Sakallı tip. Olmaz o. Aman, aman. Olmaz. Ama Can Bey, olmaz. Giriz. Olmaz. Olmaz. İstemiyorum yani. Başkasını bulun. Pınar da müsait değilmiş Can. Yönetmen bulamıyorum. Ya tatildeler ya dolular. Ne yapacağız şimdi? Can, sen çeksen olmaz mı? Daha önce sen çekmiştin.
İyi tamam ben çekerim. Kostümler burada mı? Kostümler burada ama kostümcü yok. Tamam Güliz'cim sen kostümlerden sorumlusun. Ama Deren Hanım ben oyuncuyum yani sette. Tamam Güliz'cim sen hem oyuncusun hem de kostümlerden sorumlusun. Kendin giyin kendin çıkart. Arkadaşlar bir saniye bir durun bir durun. Deren sadece teknik ekibe odaklanın tamam mı? Kostüm kostüm diğer şeyleri kendi içimizde hallederiz. Hı? Tamam. Of bu da meşgul ama. Ben çıldırırım böyle. Ben bu telefonlarla baş edemem. Bana asistan lazım. Listeyi Sanem hazırlamıştı. İsterseniz o size yardımcı olsun. Nerede Sanem? Geliyor Sanem. Hiçbir kostümlü insan görmediniz. Buyurun Deren Hanım. Güliz, sen eve listeyi ver. Meşgul olanları ele. Diğerlerini bana bağla. Tabii hemen Deren Hanım. Yarın yeniden çekim yapılacağı için senaryoda birkaç değişiklik istiyorlar. İşimizi bir an evvel bitirelim. 6'da bir daha toplanmamız gerekiyor çünkü sabah. Esra Hanım anlıyorum tatildesiniz ama ben zaten size tatilinizi iptal edin demiyorum ki. Kısacık bir ara verin diyorum. Yani sonuçta Bodrum'da değilsiniz ki Şile'desiniz. Bir iki saatlik yol ne var yani bunda? Ayrıca Deren Hanım özellikle saç makyaj ekibi olarak sizi istedi. Şimdi ben Deren Hanım'a gelmiyor dersem Esra Hanım bana kızacak bağıracak hatta kovabilir bile beni. Siz böyle mi olsun istiyorsunuz? Anlıyorum. Çocuğunuz mu var? Tamam biz bakarız ekip olarak çocuğunuza. Gerçekten lütfen kırmayın beni. Geliyor musunuz? Tamam çok teşekkürler görüşürüz. Can Bey. Merhaba. Merhaba. Gel misin? Teşekkür ederim. İyi misin? İyiyim siz? Ben de iyiyim. Keyfin yerinde mi? Evet yerinde. Sizin? Benim de yerinde. Yani yerli yerinde her şey. Polen gitti herhalde gelmeyecek sanırım. Hı hı gitti. Gitti gelmeyecek. Zaten o normalde sevmez böyle ortamları. Anlıyorum. Zaten o sizin yanınızda olmak için geliyor. Konuşmasa da yanınızda duruyor sadece. Öyle. Ayrılık şu anda onun için bayağı bir zor. Yani çok uzun süre birlikteydik biz. Ne zaman bir derdimiz olsa hep birbirimizin yanındaydık. O yüzden çok özeldir aslında benim için. Yani tanısan sen de seversin. Yok belli oluyor. Ben de öyle düşünüyordum. Ama bitti. O da anlayacak. Sadece biraz zamana ihtiyaç var. Zamana. Sanem. Can Bey. Denizdeki anımızla ilgili. Evet. O anımız. Üzerinden geçelim mi? O anın. Yani konuşalım mı o anı? Bir konuşmak ister misin? Yani konuşmasak. Çünkü ben o konular hakkında konuşamıyorum. Yani konuşmasak hep sonucu felaket oluyor çünkü. Çok haklısın. Bence de konuşmayalım. Az laf çok iyi zaten. Konuşmuyorum, sorgulamıyorum. Neyse. Öyle evet. Ama sen hala pozitifsin değil mi? Yani benimle yan yana olmak istiyorsun vazgeçmedin. Yok vazgeçmedim. Neyse o şekilde. Evet. Yalnız da kalamadık bir türlü. Evet etraf çok kalabalık. Evet. Şey ben... Ne? Yarın sabah set 6'da olduğu için erkenden. Ben gitmeyeceğim. Burada kalacağım. Sen de kalsana. Yani çadır var. Arabanın arkasında şey var. Uyku tulumu var. Eğer istersen. Senin için. Yani ben çok isterim uyku tulumu açık hava. Siz kalmay... Ama annem beni öldürür. Yani ablamlar döneceği için onlarla dönmem gerekiyor. Teşekkür ederim. Güzeldir.
kostüm çok okey de bu... Bu şey niye? Bunu niye taktın? Bu kostüme dikili, o yüzden çıkmıyor. Ha. Yakışmış. Yani her şey gibi bu da sana çok yakışmış. Ha, bayağı iyi. Bayağı iyi. Ben sizinle kalmayı çok isterim. İsterdim. Ha. Kalamayacağını kim söyledi? Yok. Siz anlamadınız herhalde. Benim eve dönmem gerekiyor ablamlarla. Annem beni öldürür yoksa. Burada kalamam yani. Anladım. Çok pardon canım. Çok geçiyor. Üzüme de mi alerjin var? Hı. Açık hava. Arkadaşlar bir saniye beni dinler misiniz? Şimdi şöyle bir durum var. Yarın sabah set 6'da. Dolayısıyla da vakit kaybetmemek adına bu akşam burada kalmamız gerekiyor bence. Çünkü bir sürü vakit kaybı olacak. Sabah gel et falan bir sürü şey. Osman sen de ekibinle beraber kalır mısın lütfen? Bize gece bir şeyler hazırlarsın belki. Basit bir şeyler. Tamam. O zaman biz alışverişe falan gidelim. Hallederiz bir şeyler. Tamam süper. Ben de CC'den yeni listeyi alayım o zaman. Kalalım. CC listeyi alabilir miyim? Tabii. Sağ ol. Leyla, sen de kalacak mısın bu gece? Emre Bey kal derse kalacağım mecburen Osman. İyi. Yani kalma ihtimalin var o zaman. Evet. Tamam. O zaman biz alışverişe falan gideceğiz mahalleye. Gelmek ister misin? Benim çok işim var Osman. Ben onları hallederim. Ondan sonra şirket arabası bırakır beni muhtemelen eve. Nasıl şirketin arabası bırakır? Biz kimiz burada? Bu nasıl bir ilişki? Bu nasıl bir large bir sektör? Ormanda yatmak nedir Allah aşkına? Efendi gibi gidelim evimize, sabah gelelim, çalışalım. Muzaffer'cim hadi gel ben sana alışverişe giderken anlatacağım. Hadi gel. Hayır, hep beraber kalıyorsak, özellikle Sanem kalıyorsa ben de ormandayım. Ben artık bu ormanın bekçisiyim. Kurt iner oğlum, orman burası. Bak Zebo, annemlere hiçbir şey söylemeyeceksin tamam mı? Ben uygun bir dille açıklarım onlara durumu. Hayır. Annenlere bir şey söylemiyorum. Zaten benim yanımda olduğun için annen çok rahat edecek. Ama sen gene de haber vereyim diyorsan ara söyle. Tamam tamam, ben halledeceğim. Hadi Muzaffer'cim. Gereksiz bir iş. Hadi. Deren Hanım, ben Esra Hanım'la konuştum. Kabul etti, geliyor. Tamam, diğerlerini de ara. Sanem, konuşacağız bu arada sonra o yüzerken ayağına giren krampı. Tabii. Anlatırsın. Anlatırım. Can, biraz konuşabilir miyiz? Konuşabiliriz. Gelir misin? Ha, öyle de. Kip duymasın. Okey. Arkadaşlar bir müsaade eder misiniz? Heh, söyle. Can, sen ne yapıyorsun? Biz bu kadar kişiyi nerede yatıracağız? Aa, çok haklısın, çok doğru. Bravo. CC, bir bakar mısın? Deren haklı olarak bir konuya değindi. Yani bu kadar insanı nasıl yatıracağız dedi. Çadır. Çok acil çadır. Bir de şirketin şoförünü ara. Böyle insanların böyle çok önemli bir ihtiyacı falan varsa toparlasın, getirsin bir şeyler. Tamam, tamam Can Bey. Çadırların boyutu, renkleriyle ilgili detaylar... Gereksiz detaylar. Anladım. Tamam Can Bey, hallediyorum. Hadi bakalım. Tamam. Gerçekten söyleyecek hiçbir sözüm yok. Artık pes. Ama bu iş çığırından çıktı Can. Deren, bir rahatla. Allah aşkına bir rahatla. Bir sakin ol. Bırak kendini. Doğayı dinle, ormanı dinle. Gökyüzüne bak, yıldızlara bak. Bence çok güzel bir gece olacak. Hatta senin gecen olacak. Kesinlikle sana yarayacak bu gece. Doğa güzeldir, seveceksin. Nasıl? Ben de bir çadırda kalacağım. Herhalde sen de kalacaksın. Sensiz olur mu hiç? Ekip ruhu diye bir şey var yani. Sensiz olmaz. Evet. Sanem ne yapıyorsun? Dedim ya. Evet. Hadi yapıştıralım, hadi devam et. Sanem şunları yapıştır, bir sürü işimiz var. Tamam. Ne yapıyorsun öyle ters yapıştırıyorsun?
Dünya para bunlar, biliyor musun sen? He? Organik, bunlar da organik. Yenilebilir cinsten. Tabii organik olduğu için yiyebiliyorsun. Onu miden hazmedebiliyor bak. Aa, yedin. Yemem ben, yiyeceğim. Organik çünkü. Yeniyor. Yani gözümüzün önünde dursun da. Bakalım böyle organik organik. Hadi daha bir sürü şişe var. Ben burada yalnız değilim ki ama. Bak. Bak. CC var burada. Aa, ama şimdi birden böyle sanayım, ne yapıyorsun? Merhabalar. Allah Allah. O kim be? Düttür gibi giymiş öyle tuhaf tuhaf. Ay, anne, bu görüntülü konuşma ya. Benim dışımda da insanlar duyabiliyor seni. Ama ne var ki benim kıyafetimde falan? Ben kendim dikiyorum bunları. O yüzden. Ha, nasıl? Yok. Yani kendim diktiğim için bu şekilde. Niye insanları yargılıyorsunuz şu anda? Neden öyle yaptınız? Aa, yok yok. Şaka yapıyor, şaka. Aa, bak Osman var burada. Ayhan var, Zebo var. Ha, Mevki Berna'cığım, içiniz rahat olsun. Ben de buradayım. Ormanda Sanem'in yanındayım. Çadır kuruyorum. Ne? Madem hepiniz oradasınız, gerçi hiç içime sinmiyor da. Tamam, sorun yok. Sen merak etme. Her şey kontrolüm altında. Mevkub Hanım, nasılsınız? Aa, Can Bey, iyiyiz. Siz nasılsınız? Ya kusura bakmayın, öyle çadır madır deyince öyle sızmısız bir yer zannettim. Yani pek istemem öyle kızım aralar şey yapsın da. Siz hiç merak etmeyin. Tamam anneciğim, artık kapatıyorum ben. Tamam, üşütme, iyi giyin. Üstünü iyi giyin bak. Ay bu Can Bey ne efendi adam vallahi, bak Allah sahibine bağışlasın. Amin amin. Anneciğim kırmızıya basmadan kapanmaz ama. Ay, ne yaptın ya? Ay inşallah duymamıştır. Allah Allah, ne var ya, ne dedik ki? Kötü bir şey mi dedik? Allah sahibine bağışlasın dedik. Bunda bir kötülük var mı? Bence yok. Ya Mevkubi. Be. Ne ya? Annem. Annen hep doğruları söylüyor ya genel olarak. Çok tatlı bir kadın yani, ben çok seviyorum. Bence hep dinle sözünü. Ben annemin sözünü hep dinliyorum.